Ali Said'le Köç Yapacak programında ziyaretlerimiz devam edecek. Şimdi konser alanına doğru gidiyoruz. Şu anda sahnede sanatçı Ekim var. Birazdan Konyalı Eda sahne alacak. Daha sonra yine Konyalımızın gurur veren bir sanatçısı Ersin Baran sahne alacak. Onlarla da inşallah bir röportaj yapma imkanı bulacağız. Buyurun. Koç yiğitler yetişir bizi. Evet, Ali Said'le Köç Yapacak programında Akise Yaylası'ndaki Han mevkisindeyiz. Konserler de bütün hızıyla devam ediyor. Yarın da birbirinden güzel programlar olacak ama bugün özellikle Akise halkını, bölge insanını yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılarımız var. Şu anda sahnede Ekin Hanım var. Yanımızda Konyalı Eda var. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Yani size Konyalı Eda demekten bizler de çok büyük gurur duyuyoruz. Konya Televizyonu olarak, Konya Televizyonu ekranlarından ülkemizin en çok birliğe ihtiyacı olduğu bir günde böyle şenliklerde verilen mesajların ayrı bir önemi var. Zaten sizin okuduğu çok güzel bir buralarda çakallar geçmez kardeşim gibi çok güzel bir eseri var. Her zaman gururla da dinlediğimiz, internetten de paylaştığımız. Ne söylemek istersiniz? Konyalı Eda desek nasıl bir kimlik söylersiniz? Öncelikle bana bu güzel imkanı sağlayan başta size, sonrasında ise Konya TV ailesine sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi yöremizde, kendi festivallerimizde yer almak gerçekten çok güzel. Çok büyük zevkle, çok bir onurla ve çok büyük bir sevinçle buralara kadar geliyoruz İstanbul'dan. Benim tek isteğim bu zamanlarda gerek Konya'mız olsun, gerek diğer yöre sanatçılarımıza herkesin destek vermesini istiyorum. Başta söylediğim gibi birlik ve beraberliğimizi aşındırmaya uğraşıldığı bu dönemde ben de şarkımda geçtiği gibi kardeşim eserimde itler hiçbir zaman buralardan geçemez. Çakanlar buralardan geçemez. Türk bayrağı da hiçbir zaman o güzelim gökyüzümüzden indirilemez diyorum. Şimdi geç konserin birisi bitti. Başkanımızın da bir konuşması olacak herhalde. Birkaç daha vaktimiz var. Evet. Bu yerel sanatçılar ile ilgili diyorum ben. Yani bir Konyalı Eda'sınız. Yani ulusal bazda çok çok güzel bir hak ettiğiniz yerdesiniz ama biraz evvel siz de belirttiniz. Yerel sanatçılara gereken desteğin verilmesi konusunda. Ben belediyelerde, bu şenlikleri düzenlerde özellikle ben yıllardır bunun mücadelesini yaptım. Yani ulusal sanatçılarımızı ben kesinlikle yani yermek, bir şey söylemek istemiyorum ama onlara tanınan hakların çok kısa bir, az bir bölümü yani sizin gibi değerli sanatçılara, Konya'mızın yetiştirdiği mahalli sanatçılarımıza da verilse çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu konuda ne diyorsunuz? Tabii ki ben de her zaman hem ulusal kanallarda hem de yerel kanallara katıldığım zaman programlarda sürekli bunu dile getiriyorum. Ben buradan da Konya TV aracı belediye başkanlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen ben kendi neslim için söylemiyorum. Diğer arkadaşlarım ve ben de dahil tabii ki sanatçılarımıza, özellikle Konya yöremizin sahip çıkmasını istiyorum. Bugün bir baktığımız zaman Karadenizliler, evet, acayip tutkunlar. Evet. Kastamonu yöresine baktığımız zaman sanatçıları en iyi yerlere yükseliyor. Bunun gibi daha birçok verebileceğimiz örnek var tabii ki. Ama bu Konya'mızda ne yazık ki yok. Ben buradan tüm belediye başkanlarımızın saygı ve sevgimi ileterek bizlere sahip çıkmalarını, tüm sanatçılarımızı bu güzel festivallerde, tabii ki ulusal anlamdaki sanatçılarımıza da yer vermeleri gerekiyor ama neden olmasın, alt bölümlerinde tabii bizim yöremizin o güzel türkülerini, o güzel eserlerini dile getiren sanatçılarımıza da yer vermelerini ben çok çok istiyorum ve her zaman da... Peki ben özel bir şey sorsam, yani buralardan çakallar geçmez kardeşim. Nasıl doğdu bu? Nasıl? Yani bir de ben özellikle dikkat ettim. Ben kendim Ahırlılıyım. Akise diyeyim ama Ahırlılıyım. Yalıyı söylediniz, birçok ilçeleri söylediniz. Bir Ahırlı'yı bilen diğer ilçeleri de aklınıza mı gelmedi yoksa repertuar o kadar kısa mıydı? Hemen açıklamak Bir de nasıl istiyorum. Doğdu? Yani bu parça, eser nasıl doğdu? Şöyle söyleyeyim, biz albüme girdiğimiz zaman benim menajerim ve aynı zamanda yapımcım zaten Un Kapanı'ndan gelme bir isim.
Un Kapanı'nda müzik firması olan bir isim ve benim çok sevdiğim değerli abilerimden, babam dediğim bir kişi Sami Aydın. Kendisi bir Giresunlu. Konya'ya ilk onunla beraber geldiğimiz zaman gittiğimiz belli yerler vardı. Onlar işte nereler? Ereğli, Halkapınar, Ayrancı, Karaman, Yalıyük, Harmanpınar, Bozkır gibi yerlerdi. Onun dışında ilk senemizde tabii ki geniş anlamda Konya'mızın her yerine gidemedik biz. Her sanatçı olduğu gibi. Biz de ne yaptık tabii ki? Bildiğimiz yerleri sevgili Sami Bey, benim yapımcım, değerli üstadım. Bir sabah geldi ki elinde bir şarkı sözü. Dedi ki ben sana bir beste yaptım. Nasıl bir beste? Bir baktım Ereğli'de, İvriz'de, Halkapınar'da koç yiğitler yetişir bizim orada. Seydi şehir beyşehir, yani Konya'da it borusu burada ötmez kardeşim. Dedi Konyalısın sen dedi. Ben seni Konya'da Konyalı olmandan dedi daha fazla tanıdım dedi. Bir Giresunlu olarak da bu güzel eseri dedi senin albümüne koymak istiyorum dedi. Ben de tabii ki başta incelediğim zaman gerçekten çok hoşuma gitti. Ve bu zamanda da okurken gerçekten çok büyük zevk aldığım bir şarkı. Birlik ve beraberliğimizin bölünmeyeceğini belirten, itin çakalın geçmeyeceği, bizim topraklarımıza ayak basamayacağı bir eser olduğu için de Sami Bey sağ olsun böyle bir eser yazdı. Sami Bey'i de buraya alalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bazı ilçelerin olmamasını Sami abi kesinlikle bir sistem olarak algılamayın. Kesinlikle. Yani 31 ilçemiz var bizim için. Her ilçemiz, 31 ilçemizin hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden değerli. Önemli olan sizin yüreğinizden Konya adına böyle bir ifadelerin çıkması, sizin kaleminizden böyle güzel bir satırların dökülmesi o bizleri gerçekten mutlu etti. Yani gerçekten gurur duyduk. Her ne kadar 31 ilçenin tamamını zikretmeseniz de Konya demeniz bile bizim için çok gurur vericiydi. Abi nasıl aklınıza geldi? Çok teşekkür ederim. Önce tabii, sizi tanıyalım abi isim ben, olarak. Ben Sami Aydın ismim. Giresunluyum. Evet Giresunlu. Yani özellikle Giresunlu bir sanatçımızdan Konya'yla ilgili böyle güzel bir eserin dökülmesi de ayrıyeten gurur verici abi. Şimdi değerli hocam biz Eda Hanım'la birlikte İstanbul'da yine sizin yaptığınız, sanatınızı yaptığımız bir televizyonda çalışıyorduk birlikte. Ama ben tabii Un Kapanı'ndan gelmeydim. Eda Hanım'la da orada tanışınca, sesi de güzel olunca albüm yapmaya karar verdik. Ama albüm yapmadan önce bir defa sunuculuğa gelmişti Konya'ya. Konya'ya gelirken de nereden geçecek, hangi şeyi gördüysem onu yazmaya çalışacak. Yoksa öbür mesela Şumra başkanımız çok bana bozulmuş. Başkanım dedim, ben vallahi Şumra'ydım, 2 sene sonra öğrendim dedim. Onun için yoksa öyle bir sebebi yok. Hayır, bence var ya hiçbir belediye başkanımızın buna bozulmasına, sistem etmesine ben gönlüm razı olmaz. Yani Giresunlu bir sanatçımızdan Konya'yla ilgili böyle güzel dizelerin dökülmesi bir Konyalı olarak, Akisel olalım, Ahırlı olalım, Cumralı olalım, nereli olursak olalım, Yunaklı olalım, Cihanbeyli olalım bizim için bir gururdu. Şimdi işte bu tabii bilmediğimiz şey yaptık ama şimdi önümüzdeki yıl önce Akşehir Belediye Başkanımıza sözümüz var. Eşeğe bir test bindireceğiz. Öyle bir çalışmamız var Eda Hanım'la. Ayran içireceğiz Akşehir'den. Bir de yoğurt çaldırın. Evet. Hatta ben Eda Hanım'dan onun böyle bir sözlerini duymanızı istiyorum. İlk defa Konya TV'de duyalım. Eşeğe nasıl test bineceğimizi Eda Hanım bir söylesin. Şu Konya'dan aşağı gidelim Akşehir'e. Eşeğe ters binmeyi de hocam öğretti bize, hocam öğretti bize. Şu Konya'dan aşağı gidelim Akşehir'e, göle maya çalmayı da hocam öğretti bize, hocam öğretti bize. Böyle bir eser yapıyoruz şu anda. Çok güzel. Yani bu da bu Konya televizyonu ekranlarının, Konya televizyonu izleyicilerinin, Ali Said'de Köşe Bucak programı izleyicilerinin bir özel bir hediyesi oldu. Özel bir ayrıcalığı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sözümüzü, özellikle sözümüzü noterlidir bilmesi istiyorum. Tabii. Yani kesinlikle iktibas dahi edilemez. Sadece güzel bir şekilde dinlersiniz. Eda Hanım çok teşekkür ediyorum. Yani Konya Televizyonu olarak bir kez daha bölgemize, Konya'mıza hoş geldiniz diyorum. Bir kardeşimiz siz bildiniz herhalde. Başka bir Türk'ümüz daha var bizim. Konyalı mısın, Bozkırlı mısın? Şimdi onunla çıkacağız inşallah. Bir de ondan mırıldanır mısınız?
Konyalı mı lan mı? Yani. Ne kadar da tatlısın, Konyalı mısın? Arıların yaptığı gül balı mısın? Ne kadar da şirinsin, bozkırlı mısın? Çok tatlı bakıyorsun, sevdalı mısın? Çok teşekkür ederim, çok güzel. İnşallah. Sizi biz zevkle dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiğiniz için. Ben de sizlere. Başka bir mesajınız varsa son olarak. Ben öncelikle tekrar çok teşekkür ediyorum sevgili Ali Bey, bize böyle bir olanağı sağladığınız için. Biz her zaman her yerde, ulusalda, yerelde, uyduda, hepsinde Eda, ben şahsım adına olduğum sürece her yerde Konya'mızı, Bozkır'ımızı, Akşehir'imizi, aklınıza neresi geliyorsa. Biz sormayı unuttuk ama Konya'nın neresindensiniz? Ben Ereğliliyim, doğma büyüme ama aslen Karaman, Ayrancı, Böğüç köyündenim. Aynı bölge. Evet, yine aynı bölgedeniz. Evet, çok teşekkür ederim Eda Hanım. Çok bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet abi, sizin de yüreğinize sağlık, kaleminize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel eserleri bekliyoruz. Artık bundan sonra biz de yarı yarıya Konyalı olduk. İşte Konya'nın bütün ilçelerini de biliyoruz. Daha iyi şeyler çıkarmaya çalışacağız. İnşallah. Sizlerin de sayesinde, siz de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben orada bir abimi daha gördüm. Mehmet İnce abimi de gördüm. Abi gel bir dakika ya. Sen nereden geldin? Gel. Mehmet abi de bizim Bozkır'ımızın, deremizin gerçekten medarı iftarı. Mehmet İnce abimiz. Abi sürpriz oldu buraya gelmen. Hoş geldin. Eda Hanım'la geldik beraber. Aa çok güzel. Çok güzel. Bu arada Mehmet abim değerli bir üstadım. Sağ olsun, bugün de kırmadı, bana eşlik edecekler. Yine aynı şekilde değerli yine üstadımız, kardeşi Fazla İnce. Fazla abi merhaba. Tanıştık. Evet Erkat, gerçekten Akiste Çenli yani birçok bir yöre halkını buluşturdu ama çok değerli isimleri de bu araya getirdi. Çok sağ ol Mehmet abi. İnşallah sizleri de sahnede takip edeceğiz. Hoş geldin. Sağ olun. Efendim evet, birazdan gene sohbetlerimize, röportajlarımıza devam edeceğiz.